Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisti Cem Koçak. Bugün size akromioklaviküler eklem dejenerasyonu yani omuz sıkışmasından bahsedeceğim. Temel manada omuzla ilgili, omuz biyomekaniği ile ilgili önceki videolarımızdan bahsetmiştim. Kartlardan ona ulaşabilirsiniz. Bugün ise size akromioklaviküler eklemden bahsedip ve onun sıkışmasına bağlı olarak yaşadığımız sıkıntılardan bahsedeceğim. Klavikula ve skapulanın birbirine eklem yaptığı akromioklaviküler eklem aslında çok oynar bir eklem değildir. Omuzun ilk 15 derecesinden sonra 8 derecelik bir rotasyonla beraber klavikulanın hareketiyle beraber omuza harekete izin verir. Genellikle akromioklaviküler eklem dejenerasyonu gençlerde travmaya ve spor ya da yüksek tempolu şiddet spor diyelim buna sonrasında ortaya çıkabiliyor. Genellikle sabahları uyandığında direkt ağrı olarak ya da omuzda bir yoğunluk olarak hissettiği bir hissiyatla beraber gelişebiliyor. Daha sonrasında eğer ki doğru bir mobilizasyon tekniğiyle ve ısınmalarını tekrarlarını düzenleyebilirse 12 hafta içerisinde tamamen eski formuna geri dönebiliyor. Ama tekrar tekrar aynı problemi yaşarsa, sebebini ortaya koyduğu şeyleri tekrar tekrar yaparsa akromioklaviküler eklem dejenerasyonu devamıyla kireçlenmeyle beraber götürüp omuz hareket kısıtlılığına sebep oluşabiliyor. Eğer ki akromioklaviküler eklem dejenerasyonu ya da sıkışması yaşadığınızı düşünüyorsanız biraz istirahat ve tempoyu düşürmek ilk tercihimiz olacaktır. Eğer ki şiddet devamlı artarak gidiyorsa, azalma görmüyorsak bu sefer kesinlikle medikal bir destek almak şart olabilir. İlk uygulamalardan bir tanesi kesinlikle sıcak değil, soğuk uygulama yapılmasını tavsiye ediyoruz ve mobilizasyonu biraz kısıtlıyoruz. Yani başüstü hareketleri ya da itiş ve çekişlerden sadece off vererek 2 gün ya da 3 gün şeklinde bir bekleme yapmamızı istiyoruz. Eğer bu 2-3 gün içerisinde kısıtlılık, hareket kısıtlılığı, yoğunluk, ağrı azalmıyorsa tekrardan bunu bir medikal formda değerlendirmeyi düşünebiliriz. Özellikle de üzerine uyuma formunda sıkıştığı daha çok fazlasıyla sıkıştıracak hareketlerden de kaçınmak gerekebilir. Akromioklaviküler eklem sıkışması ya da dejenerasyonunda doğrudan eklemi traksiyonu alabileceğimiz yani eklem aralığını açabileceğimiz belli başlı mobilizasyon ve egzersizlerimiz var. Ama bunları dediğim gibi 2-3 gün istirahatten sonra gözlemleyerek aslında yapmakta fayda var. Daha çok biceps değil de triceps kuvvetinin güçlendirilmesi, pektoral gevşetme ya da sırt kaslarını bir tık daha izole olarak, rotatör kaf olarak çalışmak çok daha faydalı olacağını düşünmekteyiz. Birinci egzersiz olarak triceps çalıştıracağım ama klasik triceps çalıştırmaktan bir tık daha farklı çalışmamız lazım. Bu detayları videoda anlatacağım. Öncelikle başüstü hareketler istemediğimiz için aşağı yönlü triceps çalışmasını tercih ediyoruz burada. Kişinin aşağı yönlü çalışırken omuzu içeriye doğru almaması adına bir tık daha açılı bir triceps çalışmasını tercih ediyoruz. Nedir? Aşağı doğru çektiğimiz kolumuzu bir tık daha yana doğru açarak. Yani omuzdan da aslında kuvveti götürmek istiyoruz. Böyle düşünebilirsiniz. Pektoral germede çalışırken 90 üstü hareket istemediğimiz için, 90 derece üstü hareket istemediğimiz için daha aşağıdan yerleştireceğim. Sadece ivmeyi arttırabilmek için gövdemi ve bacağımı biraz daha ileriye doğru götürdüm. Germeyi koldan değil gövdeden bir tık daha götürüp gevşeteceğim. Çok fazla baskı istemiyorum. Omuzum öne doğru kaçsın da istemiyorum. Onun için gövdemle beraber kontrollü bir şekilde götürüp geri getiriyorum. Rotatör kaf egzersizinde dumbbell ya da kettlebell kullanmadım çünkü biceps aktivitasyonu çok fazlasıyla istemiyoruz. Bunun yerine orta sertlikte bir terabant kullanıyorum. El avucuma yerleştirdiğim hattı bir tık daha gererek sadece baş parmaklarım yukarıya bakacak şekilde tutuyorum. Ve kontrollü bir şekilde dirseğim gövdemden ayrılmayacak şekilde yana doğru açışlarla omuzu da geriye alarak açıyorum. Omuzu geri aldığınızda bir tık ağrı olabilir. Kontrollü seviyede kalması lazım, ağrının artmaması lazım. Açarken götürüyorum ve bırakıyorum. Eğer ki bu tarafta da aynı şeyi hissediyorsanız bunu sabit bir şeye bağlayarak da çalışabilirsiniz.
Kontrollü bir şekilde açtım ve kontrollü bir şekilde bırakıyorum. 3x10 formunda yine ağrı eşiğinde kalarak çalışabilirsiniz. Hatta çok fazlasını açmak çok iyi değil. Başlarda küçük aralıklarla 15-20 derecelik açılarda git gellerle başlayıp sonra açıları arttırarak götürebiliriz. Akromioklavikular eklem dejenerasyonu ve sıkışması ile ilgili merak ettiğiniz sorular olursa doğrudan bize Klinik Atletik'ten ulaşabilirsiniz.